Yeniden merhaba, ben İlk Doğu kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün BİM'e gelen aktüel günleri sizlerle beraber inceliyoruz. Gönül isterdi ki gündüz işinde yapayım ama çalışmaya geri döndüm ve şu anda çalışıyorum. O yüzden bugün sabah çıktım, akşam eve gelebildim ve ben de hemen kameranın karşısına geçtim. Bugün de bu videoyu sizlerle beraber çekiyorum. BİM'e çok güzel ürünler geldi. Gerçekten BİM bu işi biliyor. Yani ben geçen sene çalışırken de aynı şekilde birçok farklı ürün alıp deniyordum. Yanlış şunu söyleyeceğim, her ürün şu anda yok. Bulabildiğim ürünler var. Şöyle iki tane bu konsiyeler, allık ve aydınlatıcı paletinden elimde var. Onun haricinde çok çok güzel ojeleri var. Ve bir tane de burada mor değil sanırım, mavi olması lazım. Aynen, burada bir tane de mavi maskaramız var. Ama konsiyeleri sadece burada denemeyeceğiz. Göz kapağımıza deneyeceğiz. Ya da allığı sadece allık olarak değil, göz farı olarak da deneyeceğiz. Beni bilenler bilir. Hatta ben bu allığı birazdan ruj olarak da kullanacağım. O zaman videoma geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, aşağıda tatlış yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hadi o zaman videomuza geçelim. Öncelikle şu pembe saçlarımızı şöyle bir kenara alalım. Bu arada saçımın rengine bakar mısınız? Şuna benziyor. Ojeler süper. Ojeyi bulsanız kesinlikle kaçırmayın. Onu öncelikle söyleyeyim. Videoya başlamadan ben ojeyi sürmüştüm. Hatta o zaman ojelerle başlayayım. Size ojeleri tanıtmak istiyorum. Bu Golden Rose 114 numara. Şu anda şu birinci parmağımda olan rengi görüyorsunuz. Hepsi bu arada birer kat uygulanmış. Normalde benim kendi ojelerim vardı. Bu arada bu turkuaz rengini de hemen size söyleyeyim. Geçen gün BİM'de gezinirken gördüm. Flormar'ın 6,5 TL'ye Happy Colors isimli böyle bir rengi. Ben rengini çok beğendim. Yaklaşık bugün salı günü aynen 2-3 gündür falan tırnaklarımda bu oje var. Kalıcılığı da gayet güzel. Sadece uçlarından bir çıkma yapıyor. Biraz oje sürerseniz bu arada onu da halledebilirsiniz. Rengini çok beğendim. Diğer renklerine bakacağım. Merak edenler için hemen söyleyeyim. HC25 numara şu turkuaz olan. Ben rengine bayıldım. Tam bir yaz rengi, çok çok güzel. Dediğim gibi bu 114 numara, fiyatları 13,5 TL. Yani şimdi piyasaya göz önüne alırsak gayet makul verilebilir bir fiyat. Çok çok güzel. Eminim ikinci katta daha güzel renk verir. Böyle sedefli çok tatlı bir pembe. Ama şuna bakar mısınız? Bu 33 numara. Şu anda orta parmağımda görüyorsunuz. Rengi çok güzel. Gayet belirgin bir fosfor. Ve şu an sondaki parmağımı görüyorsunuz. Burada ışıltılı, sürekli zaten BİM aktüellere gelen. Artık elimde kaç tane var bilmiyorum. Her geldiğinde alıyorum. 209 numara olan böyle harika bir parlatıcı. Başka hiçbir markaya bakmıyorum. BİM'de ki zaten bu ürünü alsam ojelerimin üstüne ya da böyle tek başına kullanabiliyorum ve çok çok güzel. Hadi o zaman şimdi makyajımıza geçelim. Gözlüğümü çıkarıyorum. Sanırım şu an cildimdeki bütün kusurlar görünüyor değil mi? Ama bu bir ürün inceleme videosu. Öncelikle hangi paletle başlasak? Mavi mi, pembe mi? En çok sevdiğim renk olan maviyle başlıyorum. Yüzümün bir tarafına mavi paleti uygulayacağım. Diğer tarafına da beyaz paleti uygulayacağım. Bir arada bir fark var mı yok mu onu görelim. Şöyle şu paletin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Size renklerini şöyle yakından göstereyim. Şöyle konsilere, kapatıcımıza bakıyoruz. Yumuşacık bir yapısı var bu arada. Şöyle gösterebilirim. Kameradan çok belli oluyor mu bilmiyorum ama açık bir renk. Sonra şuradan allığımıza bakalım. Allığın rengi çok güzel. Benim çok sevdiğim bir pembe tonudur. Bunun da rengi bu şekilde. Umarım belli oluyordur. Shorts videosuna da atacağım. Oradan da görebilirsiniz detaylı bir şekilde. Highlighter'ın da yapısına bakalım. Bu highlighter'dan artık hem de herhalde bir sürü oldu. Sürekli aldığım için far paletlerini. Bunun fiyatı bu arada 19,5 TL ve fiyat performans olarak bence kesinlikle kaçırmamanız gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum. Konsiyerle başlayalım. Ben şu göz hatlarımı uygulayacağım. Bakalım kapatacak mı benim o kocaman morluklarımı. Şöyle uyguluyorum. Bakayım. Bunu en iyi aynada görebilirim. Şu anda feneri açtım bu arada. Akşam saati çektiğim için videoyu size yetiştirmek istiyorum. Kesinlikle kaçırmayın bu arada. Palet de çok güzel. Şöyle bir bakayım. Cilt rengimle uydu mu? Aynen. Elimle uygulayabiliyor muyum? Tabii fırçayla ya da süngerle de uygulayabilirsiniz. Ben şu an pratiklik olması açısından mesela atıyorum işe gideceğim yer ve bunu kullanmak istiyorum diyelim ki. Pıt pıt uygulayıp çıkar mıyım? Evet çıkarım. Şu aradaki farkı bakarsak ince bir ürün. Böyle çok fazla bir kapatıcılık yok. Mesela birazcık şu kızarıklık yerime uygulayayım. Evet, ürünün yapısı ince ve kremsi bir yapıda. Bu yüzden çok beğendim. Hatta şöyle birazcık gözümüzün üstüne de geçelim. Bakalım. Evet. Kapattı mı? Kapattı. Bunu bir toz pudrayla sabitlesem böyle altına sanki bir far balı sürmüşüm gibi olur sanırım. Bir fark var mı? Bakıyorum. İnce bir şekilde kapattı. Evet. Ürün ince bir ürün bu arada. Böyle kalın bir ürün değil. Bu yüzden kullanılabilir mi? Günlük kullanım için bence uygun bir ürün olduğunu düşünüyorum. Şimdi maskara uygulamak istiyorum sizlerle beraber. Şöyle yapacağız. Bu tarafa normal mavi maskara uygulayacağım. Bu tarafa da siyahla birleştirmiş şekilde uygulayacağım. Geçen sene de BİM'e bu şekilde mavi bir maskara gelmişti. Onu da denediğimde o şekilde yaptım hatırlıyorum yine geçen seneki videomda. Her sene böyle giriyor ve çok hoşuma gidiyor. Gerçekten bu renkli ürünleri çünkü bulamıyorum piyasada maalesef. Bunun fiyatı 30 TL. Şöyle mavi bir ürün. Rengine bakalım mı? Wow, bayağı güzel görünüyor. Buraya tek kat halinde uygulayacağım. Maskarayı uyguladım. Şu anda bu şekilde görünüyor. Tabii birazcık taşırmalar yapmış olabilirim ama hava o kadar sıcak ki yüzümde makyaj durmuyor. Bu şekilde şöyle. Bence bu şekilde görünüyor. Benim kirpiklerim ince bir kirpik yapısına sahip.
Şöyle biraz kurumasını beklesem sanırım daha iyi olacak ama rengini gayet güzel bir şekilde verdi gördüğünüz gibi. Fırçası bu şekilde. Bence geçen sene gelenden sanki daha iyi gibi hissediyorum. Şimdi bu tarafa da siyahla uygulayacağız. Öncelikle şu allığımızı uygulayalım. İşte blusher diyor. Rengi çok güzel. Ben bu rengi çok seviyorum. Gülümsüyorum ve bu şekilde bırakıyorum. Evet, bunun rengi çok tatlı. Bu tarz renkleri çok seviyorum. Bu arada likit ağlıklar da vardı. Ama ben likit ağlığın videosunu daha önceden çekmiştim. O yüzden ekstra bugün alma ihtiyacı duymadım. Çünkü hala elimde kendisi mevcut. Şöyle birazcık burnumu uygulayayım. Bakın bunun rengi çok güzel. Bence bu paleti kesinlikle alın. Hem fiyat performans olarak çok güzel bir ürün. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu ben ruj olarak da uygulamak istiyorum. Diğer palette çünkü daha koyu bir renk var. Şöyle Medivel'in, bu arada bu da bugün gelmişti. Ben bunu daha önceden BİM'den aldığım için almaya ihtiyaç duymadım. Ama çok güzel nemlendiriyor dudakları. Hemen bunu sürdüm. Ve üstüne direkt buradaki allık rengini alıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Evet, duruşu bu şekilde. Ben çok seviyorum. Özellikle videolarımda falan günlük hayatımda böyle çok ışıltılı renkler kullanmasam da kamera karşısında video çekerken ışıltılı kullanmayı çok seviyorum. O yüzden eminim şu anda pembesi daha güzel görünüyordur. Hatta aynadan bir kontrol edeyim. Yo, hafif bir renk verdi. Ya da belki de lip balm sürmeden direkt sürsem daha çok rengi belli olabilir. Hemen bunu far olarak uygulayalım. Bakın birçok kullanım amacına sahip bir palet. Yani bunu aldığınız zaman hem farınızı almış oluyorsunuz, hem rujunuzu almış oluyorsunuz, hem allık. Kısaca bence bunu kesinlikle kaçırmayın. Bu şekilde hafif bir rengi var. Ama bence çok tatlı. Bunu böyle diğer farlarınızla da karıştırabilirsiniz. Ama ben bir tek palet alayım ilk doğu her şey içinde olsun diyorsanız bu paleti kesinlikle öneririm. Hem kapatıcısı var, hem allık olarak kullanın, hem far olarak kullanın, hem de benim gibi ruj olarak kullanabilirsiniz. Şimdi sıra geldi aydınlatıcımıza. Aydınlatıcıyı alıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Bakar mısınız? Çok çok güzel. Hadi bakalım burnumuza da uygulayalım. Disko topu. Evet, burası bu şekildeydi. Şimdi sıra geldi diğer paletimize. Diğeri daha koyu bir palet. Şöyle pembe ambalajları çok güzel bu arada. Yani kaçırmayın ya. Gerçekten hani çok beğeniyorum. Ben böyle ambalajları çok çok seviyorum. O yüzden rengi çok güzel. Şimdi bu nasıl bir allık rengi? Öncelikle bunu bir tartışmak istiyorum. Bunun pek allık rengi olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bu far olarak çok güzel olur. Aynı işlemleri şimdi buraya uygulayalım. Concealer'ımı alıyorum. Bu bir tık daha sanki koyu gibi değil mi? Diğeri daha açıktı. Bu da yine kremsi yapıda. Çok güzel. Şöyle birazcık şuraları da uyguluyorum. Evet, ince bir ürün. Aynı. Ondan sanki daha bu koyu gibi. Aydınlatıcıyı hemen uygulayacağım. Aydınlatıcımız zaten aynı. Belki bir tık koyusu olabilir. Evet. Burası daha açık, burası daha koyu. Bir de size normal fener altında olmadan görüntüyü de göstereceğim. Bu şekilde görünüyor. Şimdi maskara uygulayalım. Önce altına siyah maskara uygulayacağım. Daha sonra üstüne mavi uygulayacağım. Evet, siyah maskara uyguladım. Bu arada maskara olarak Maybelline'in bu simli maskarasını kullanıyorum. Yani çok bir fark olmuyor. Şu anda siyah kururken biz de yine allık olarak kullanmayı deneyelim bakalım. Şöyle öncelikle rengine bakalım. Bunun rengi bayağı koyu. Yani bu nasıl allık olacak bilmiyorum ama şöyle yok bu değil öbür fırçamı alıyorum. Ve çok hafif alacağım. Şöyle birazcık alalım. Bakayım. Biraz fazla oldu. Oo, bayağı fazla oldu. Şöyle parmaklarımla dağıtsam. Şöyle. Aslında kötü değil. Evet, bir anda bırakınca kötü durdu ama parmaklarımın yardımıyla şöyle dağıttığım zaman yukarıya doğru böyle turuncu bir görünüm oluşturuyor. Şuraları böyle biraz mesela kapatıcıyla temizlersek daha güzel olabilir. Ama ben de şuradaki hafif pembeliği daha çok seviyorum. Bu da olurmuş bak. Kötü dedim, güzel çıktı dağıtınca. Şöyle güzel bir turunculuk bıraktı, sevdim. Bunu gözlerime uygulamak istiyorum. Altına kapatıcı uygulamadım bu sefer normal bir şekilde. Evet, bundan çok güzel far rengi olurmuş. Tam tahmin ettiğim gibi. Evet, far olarak çok güzel. Bu da ruj olarak güzel olabilir ama ben bu sefer pembeyi uygulamayı tercih ettim. Ne diyebilirim? Bu sizin tamamıyla zevkinize bağlı ama eğer bütçeniz varsa bence iki paleti de kesinlikle kaçırmayın. Çünkü birçok farklı kullanım alanına kullanabilirsiniz. Dediğim gibi hem allık hem ruj hem de far olarak kullanabilirsiniz. Ben far olarak allık paletindeki rengi çok sevdim.
Algı olarak da çok güzel aslında. Bunu da çok beğendim. Şimdi gelin mavi maskaramızı uygulayalım. Evet, maskarayı da uygulayıp geldim. Bu daha önceki aldığım, geçen sene de ben mavi maskara almıştım. Aynısını orada da yaşamıştım. Normal bir şekilde uyguladığınız zaman rengin daha çok belli ediyor. Hatta bunu böyle ikinci kat uygularsanız daha güzel olur. Ama ben ikinci katla uygulasam maalesef çok fazla belli olmayacak. Çünkü kirpiklerim çok cılız ve inceler. Bir de hep aşağıya doğru bakıyorlar. Kirpik kıvırcığı zaten kullanmıyorum çünkü çok minicikler. O yüzden ben de şu anda böyle duruyor. Eğer kirpikleriniz belirginse çok çok güzel duracaktır. Böyle lacivert gibi oluyor. Bu şekilde de mavi olarak görünüyor. Ben iki türlü de çok beğendim. Ve evet, aslında ürünlerimiz bu kadardı. Şimdi size fener altında olmadan normal bir şekilde nasıl görünüyor onu göstereceğim. Evet, fener altında olmadan da bu şekilde görünüyor. Ben böyle kamera açısı daha iyi çıksın diye fenerle çektim ama gündüz çeksem tabii daha güzel oldu. Ama maalesef vaktim yok çünkü bu hafta gündüzcüyüm. Ve video çekecek sadece akşam geldikten sonra vaktim var. O yüzden çok güzel. Allah'ım ya, çok güzel paletler ama çok güzel. Şu renge bakar mısınız? Pembe de, turuncu da, konsilerler de gerçekten çok güzel. Bir pudralama yaptığınızda falan bayağı kalıcı olurlar. Ya ben çok beğendim. Çok çok güzel. Evet, tekrardan eski kamera halimize geri döndük. Genel olarak videom bu şekildeydi. Ürünler çok çok güzel. Bu arada kesinlikle tavsiye ediyorum. 19,5 TL'ye alınabilecek bence en güzel paletlerden bir tanesi ki bu fiyata bence piyasada böyle hani far bile yok. Yani normal dörtlü paletler bile 25-30 liradan başlıyor. O yüzden fiyat performans olarak çok çok güzel. Bulursanız bence kesinlikle kaçırmayın. Dediğim gibi birçok farklı kullanım alanında kullanabilirsiniz. Ben iki türde makyajımı çok beğendim. Böyle biraz daha uğraşırsa daha güzel makyajı ortaya çıkabilirdi. Ama ben bu videoyu hemen size yetiştirmek için bu şekilde hızlıca çekmek istedim. Turuncu olarak da çok güzel oluyor. Bakmayın koyu durduğunda. Ben çok koyu durar diye düşündüm. Koyu durar. Koyu durur diye düşündüm. Ancak yanakta çok güzel bir turunculuk bıraktı. Ay ben bunu kullanayım yani böyle pembiş pembiş ya da turuncu turuncu süreyim böyle iş yerine giderken. O yüzden çok çok güzel rengi bence. Ben çok beğendim. Onun haricinde ojeler de çok güzel. Glossları çok merak ediyorum. Bir BİM daha var. Oraya da bakacağım. Eğer varsa alacağım. Yoksa zaten bulabileceğim başka bir çevremde BİM yok. O yüzden ojeleri de hemen size göstereyim. Ojeler çok güzel. Kesinlikle kaçırmayın. Bulduğunuz yerde kapın diyorum. Ve bence bu turkuazı da alabilirsiniz. Bu da 6,5 TL'ydi. Sanırım bu BİM'e yeni gelmiş. Yani normal satış olarak mesela ben geçen sene BİM'de çalışırken bunun flormalların küçük olanları vardı. Ama bu sene bunlar ve renkleri vardı. Turkuazı rengi tek kat sürmüş halim bu arada. Çok çok güzel. Bence bunları da kesinlikle kaçırmayın derim. Ve videom bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben böyle yeni bir şeyler denerken böyle çok fazla heyecanlanıyorum ve tepkimi çok fazla belli ediyorum. Umarım rahatsız olmamışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, yorumlarınızı da benimle paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Eğer glossları bulabilirsem şayet onlarda bir short videosu çekip yine kanalımda atacağım ve oradan da görebileceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Kapın kapın, ürünleri kapın. Çok güzel.